E, Troll ordularının komutanı diyerek seslenip Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Kürtçe olarak Fahrettin annen sana hiç olaylara karışma demedi mi ifadesini kullandı. Ve bir de şunu ifade etti Hızla, hızlı gitme derim Fahrettin bir an dönüp bakacaksın ki arkanda ordu falan kalmamış. Hepsi firar etmiş herkes kaçar kurtulur olan sana olur dedi. Tabii buna Fahrettin Altun'dan yanıt var Twitter üzerinden. 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiştir diyor Fahrettin Altun. Kendisine hukuksuzca özgürlük vaat edenlerin kazanabilmesine mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki, Böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum. Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız... Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında millet için yürüyen milyonlarız. Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz diyor Fahrettin Altun. Yine AK Parti Grup Başkanvekili, çok özür dilerim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da bununla ilgili Twitter üzerinden paylaştıkları var. Terörist başının heykelini dikme hayali dört duvar arasına sıkışan Selahattin Demirtaş kendi kara propaganda mekanizmalarını iftiralarla iletişim başkanımız Sayın Fahrettin Altun'a mal etmeye çalışmış. Üstelik terör örgütünden aldığı güçle tehditler savurmuş. Devletimizin hiçbir temsilcisi sizin ve sırtınızı dayadığınız terör örgütünün tehditlerine boyun eğmez. Her koşulda, mecrada terör ve yardakçılarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Böyle sert de bir tepki var. Melik Bey sizinle başlayalım mı? Ee, yani Selahattin Demirtaş'ın bu iddiaları ortaya koyduğu bu dil, yani seçim atmosferinde Türkiye şu anda ne gösteriyor bize? Ya valla ya bir kere ben metne baktım böyle tamamen böyle saçmalık. Bu bunun nedeni de şu muhtemeldir ki yani seçimi bir şekilde kaybedeceklerini gördüğü için şimdiden böyle manipülasyona dönük içerisinde hiçbir ciddiyet ve doğruluğu olmadığı bir metin kalemi almış. Yani sen diyor ki seçim akşamı diyor işte. Fairet'in Altun kendi işte trollerini harekete geçirecek ve daha sandıklar işte seçim sonuçları açıklanmadan kazandı diyecekler. Aman dikkat et, ya sen müneccim misin? Yani böyle bir öngörü niye var? Neye dayanarak var? Nereden çıkardın bunu? Daha önce olmamış bir şey. E şimdi bu, bu bu çok böyle tuhaflıklar siyosisi. E, ya işte e, ne? E, troll ordusu kurdu falan filan. Ee, yani öyle olsa bu kadar sosyal medya üzerine e, hedef olmaz. İki günde bir hedef oluyor. Se e, haberler çıkıyor falan. E, dolayısıyla hani bunun bir asla astarı yok. Ben mesela bugün bunu gördüğümde e, şunu düşündüm. Ya dedim ki ya, muhtemeldir ki e, Selahattin Demirtaş'a seçim sonuçlarına ilişkin projeksiyon, kamuoyu araştırması, anket her neyse çok böyle istediği gibi sonuçlar gelmiyor. E, kazana Bileceklerine dair istedikleri sonuçlar gelmiyor. Gelmediği için de önceden e, bir algı operasyonuyla zihinleri hazırlıyor. Yani bahaneyi şimdiden buluyor. Bu şunun gibi bir şeyle takım maça çıkmadan ya bu hakem zaten taraf tutuyor demek e, gibi bir şey. Yani çık bir oyna önce değil mi? Yani onu gör. E, hangi veriye dayanarak bunu söylüyorsun? Bu bir. İki, o Fahrettin Altun e, bir bürokrat. E, sen e, siyasi kimlikli birisin. Yani bir partide genel başkanlık yapmış, bir siyasi kimlikli birisin. Siyasi kimlikli biri neden bir bürokrate hedef alır? Anlamış değilim. Bu ama böyle sistematik bir süredir devam eden bir şey. Yani sadece HDP değil, CHP'de de zaman zaman böyle devlet kurumlarını ya da bürokratları hedefe koyma sistematik bir hale getirilmiş durumda. Ya yani bu biraz böyle hani devleti yıpratmaya dönük, zayıflatmaya dönük e, adımlar. Sonuçta e, bunun hani gerçek bir e, zemini de yok. O yüzden de e, Sayın Fahrettin Altun da zaten kendi Twitter hesabındaki e, işte bir tanesi şu anda ekranda. Gereken cevabı verdi. Ama ben e, mesela genelde e, Selahattin Demirtaş bugüne kadar hep e, siyasileri hedef alır. Ya da işte Erdoğan'ı eleştiren yazılar kaleme alır. E, i̇lk kez bir bürokratı o anlamda hedef aldığını gördüm. Yani o yüzden de bu çok böyle alışılmış bir durum olmadığı için işin doğrusu ilk gördüğümde garipsedim. Garipsedim. Yani hatta haber merkezinde şey dedim ya hani e, Allah Allah yani Fahrettin Altun neden falan diye. E, sonra metne baktım. E, yani bu e, sanki böyle seçme dönük bir ön alma gibi geldi bana. Yani e, çünkü durup dururken bunu yapmanın başka bir manasını görmedim. Ya mesela Hani bugüne kadar e, herhangi bir e, ilişkileri, hukukları da olmamış. Olamaz da. Biri bürokrat, biri siyasi kişilikli. E, yani bir, bir siyasi parti liderini yapmış. Sen mevcut siyasi aktörlere dönüp bir şey söylersen onu anlarım. Onu anlarım. Çünkü zemin aynı ve öyle de böyle o e, siyasi zemin üzerinde e, senin bir şekilde buna rakiplerin. Ama Fahrettin Altun niye? Yani... Hakikaten yani, ama niye? Yani Melik Bey iddiaların öde, ötesinde bir de tehdit dili de yani öyle cümleler var e, tabii ki, bir böyle tabii ki. da var. Tabii ki. Yani seçim sonrasını göreceksin işte olaylara karışma gibi tırnak içine dalga geçer gibi falan bir hedef gösterme de var. Bunun Sonuç bir var. öncesi var. mı yani bu hayır, azını hayır, azını hayır, durup dururken? <laughs> Gazete durup durup Pencere'ye işte. bir, bir yazı bu o, şey Demirtaş'tan şey gelen. Yok Hulki Bey'in sorduğu şey yani daha önce mesela Fahrettin Altun'a Altın'a dönüp evet. bir şey ya da Fahrettin Altın'a ona dönüp bir şey hiçbir şey olmadı. Hayır olmadı. Yani <laughs> sonuçta hani Fahrettin Altın'ın görev alanı o değil. Bir ikincisi e, şimdi sadece Fahrettin Altın işi Türkiye'de işte e, iletişim başkanlığı, Cumhurbaşkanı icraatlarını anlatmak, e, doğru informe etmek değil. Aynı zamanda uluslararası düzeyde de e, bunlara cevap veriyor. Yani diyelim ki Financial Times'ta ...Türkiye'ye dair yalan yanlış bir şey çıkıyorsa e, o or oralarda takip ediliyor ve ilgili doğru bilgilendirme yapıp düzeltiliyor. Dezenformasyonla mücadele. Tabii yapıyorlar. ki tabii ki yani bir yandan da işte iletişim başkanlığında işte dezenformasyonla mücadele birimi var ki her gün yüzlerce binlerce saçma sapan Deprem hani doğru olmayan işler çıkıyor gördük. o Göreceğiz yanlış mesela. belgeleriyle ortaya konuyor yani bu söyleniyor ama doğrusu bu diye belgesiyle ortaya konuyor. Ki depremde bunun onlarca, yüzlerce örneğini gördük. Dolayısıyla e, iletişim başkanı önemli bir kurum.